Merhaba arkadaşlar, Java ile OpenCV dersimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda OpenCV'yi daha detaylı tanımlandırıp ardından bir image dosyası üzerinde çeşitli bilgiler okumaya çalışacağız ve videoyu bitireceğiz. Teknik bilgi isteyebileceğim için isteyen arkadaşlar oradaki dokümanları okuyabilir. Şimdi OpenCV'yi daha detaylı bir şekilde tanımlayalım. OpenCV gerçek zamanlı computer vision uygulamaları geliştirmemizi sağlayan bir cross platform uygulama kütüphanesidir. Cross platform demek birden fazla işletim sistemi üzerinde çalışabiliyor anlamına geliyor. Yani biz sadece Windows üzerinde değil, Linux üzerinde de OpenCV'yi kullanabiliriz. Computer Vision dediğimiz olay ise yani bilgisayarlı görme diye Türkçe'ye çevirirler. Bu da insan görmesini bilgisayara aktarmayı amaçlayan bir alandır. Şimdi yeni bir OpenCV projesi oluşturup birkaç tane örnek gösterelim. Bunun için burada Klasör simgesine tıklayıp Java Application seçip Next diyorum. Ve buraya da OpenCV 02 diyelim. Şimdi bizim bu projeyi oluşturmamız OpenCV'yi direkt kullanabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bunun için birkaç tane işlem yapmamız gerekiyordu. Geçen videoda bunları açıklamıştım zaten. Öncelikle videomuza library kısmına OpenCV'yi eklememiz lazım. Projemiz OpenCV 02 idi. Buradan Libraries kısmına sağ tıklayıp Add Library diyorum. Ve burada OpenCV'nin geçen ders eklediğimiz Libraries'ini projeme dahil ediyorum. Ufak bir şey daha yapmam lazımdı. Projeyi sağ tıklayıp Properties kısmından Rank bölümüne gelip parametre olarak Java Library'i vermem lazımdı. Library path'i vermem lazımdı. Ben C OpenCV'ye kurmuştum. O yüzden bu adresi veriyorum. Siz de eğer benim yaptıklarımı yapmışsanız sizde de bu kısımdadır. Sadece eğer 64 bit değil de 32 bitse buraya 86 yazacaksınız. Onun için bir şey fark değişmiyor. Şimdi bu OpenCV kütüphanesini projemize dahil ettikten sonra bir de bu klasımızın içine yüklememiz lazım. Bunun için de system.load library komutunu kullanacağız. System load library komutu bir string parametresi almakta. Biz burada core.native library name parametresini verirsek bu Java'nın bize otomatik olarak hazırladığı string ifadesini döndürecek. Bu string ifadesinin ne olduğuna bakalım isterseniz. Burada native library name üzerine CTRL'ye basıp tıklarsam bana bu değişkenin tamamlandığı yeri gösterecek. Gördüğünüz gibi şu satırda tamamlanmış. Burada da getNativeLibraryName metodundan bir parametre almış. Bunu da CTRL'ye basıp üzerine tıklarsam getNativeLibraryName metoduna giderim ve burada da bu metodun bize return OpenCV Java 3.2.0 gönderdiğini görüyorum. Bunu kopyalayıp şu şekilde buraya eklersem bu iki komut da şu an için aynı işlevi görecektir. Bunu anlatmamın sebebi bazen internette bir OpenCV projesini yapmaya çalışırken eski kütüphaneleri kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin mesela biz şu an 3.2.0 kullanıyoruz. Siz 2.4.1.1 kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Ve ikisini de kütüphaneye de projeye ekledikten sonra bu komutu kullanırsanız çakışmalar olabiliyor bazen. O yüzden hani aklınıza bulunsun diye söyledim sadece. Şu an bu komutu siliyorum. Şimdi bir image nesnesi okuyalım OpenCV ile. OpenCV'de image nesnelerini saklamak için mat nesnesi kullanılmakta. Mat değişkeni kullanılmakta. Mat değişkeni bize resimleri bir matris şeklinde tutmamızı sağlar. Bu matrisin piksellerinin de her bir pikselin de renk uzayları vardır. Bu renk uzaylarını da bize double digit olarak gönderir. Şimdi bir mat nesnesi oluşturalım ve bir image nesnesini okuyup bu mat nesnesini atayalım. Bunun için ilk önce mat img diyorum. img 1 diyeyim. Eşittir nif mat diyorum. Şimdi ctrl space yapıp enter'a basarsam otomatikman bunu import de edecek. Yukarıda gördüğünüz gibi bunu otomatik import etti. Şimdi biz bu net nesnesini bir resim okuyarak atama işlemi yapmak için IMG Codex adlı bir class'ı kullanacağız. Bu class bize çeşitli metotlar vermekte. Bizim şu an kullanacağımız metot read komutu olacak. Bu image komutu parametre olarak verilen
dosyayı okuyor, görüntüyü okuyor ve bize metin SS olarak geri gönderiyor. Şimdi biz bu şurada gördüğünüz gibi bu metot metin SS'i gönderiyormuş. Şimdi bu oluşturduğumuz IMG bir attı metin SS'ini bunu atayacağız. Bu okuduğumuz değeri atayacağız. Artık bu parametre olarak verdiğimiz image dosyası IMG bir attım mat değişkenimizde, met değişkenimizde tutulmakta. Mat isim için şeklinde tutulduğu için biz bunun sadır ve üst sınırlarına ulaşarak pikselleri elde edebiliriz. Bunun için önce bir integer türünde satır altı bir değişken oluşturayım. Bu met listesinin satırlarını almak için met listesinin adını verip rows dersek satırlarını almış oluruz. Aynı şekilde bir de sütunlarını almaya çalışalım. Sütunun içinde in1.cost diye bir metodumuz var. Şimdi artık satır ve sütunlarını bu değişkenlerde tuttuk. Bir geliştirilmiş for döngüsü oluşturarak bu piksellerin hepsi üzerinde tek tek dolaşalım. Şimdi matrisler üzerinde dolaşırken iki tane kullanacağız burada iki boyutta olduğu için. İki boyutta dijital bir görüntü olduğu için. Burada satır veriyorum önce. Alta da sütunu vereceğim. Şimdi ben daha yine bu renk uzaylarının bir double dizisinde tutulduğunu söylemiştim. Şimdi her bir pikselinde renk uzayı vardı. Ben bu pikseli okurken met dosyasının ismini verip get dersem bu parametre olarak verdiğim piksel değerinin renk uzaylarını bana döndürecek. Burada get üzerine tıklarsam gördüğünüz gibi şurada double türünde bir dizi döndürüyormuş şurada. Ben bu double dizisini tutmak için geçici bir renk uzayı dizisi oluşturacağım. Yani bu okuduğumuz pikselin renk uzayı bu double dizisinde olacak. Geliştirilmiş for döngüsü kullanarak da bu renk uzayı içerisindeki tüm değerleri ekrana yazalım. Sistema.print ile yazalım hatta. Şöyle boşluk bırakayım. Yani 3 tane nesne dönecek şu an. Renk uzayları üçerli olduğu için. 3 tane nesneyi de tek tek ekranda yazdıktan sonra bir alt satıra geçsin. Sistem API'nin yazarak. Şimdi bu komutu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tek bu piksellerin renk uzaylarını bize döndürdü. OpenCV'de zaten bu renk uzaylarını değiştirerek görüntüleri işliyor. O yüzden bunun mantığını iyi anlamamız lazım. Aslında OpenCV bu işlem çoğu işlemi bizim için hazır olarak yapıyor ama bazen sizin kendiniz bir algoritma yazmanız gerekir. O yüzden bu mantıkla yapılacağını bilin. Bu renk uzaylarını değiştirerek olacağını bilin. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere.